22 Temmuz pazartesi Merkür ve Uranüs arasındaki dik açıyı görüyoruz. Dolayısıyla dedi ki elektrikte, de elektronik şeyler için dikkat ve aşk romantizm dedik, güzel sözler Hı -hı. söylemek Hı -hı. dedik. Bunun da yine pazartesi gününü değerlendirebileceğimiz önemli bir zaman olduğunu gösteriyor. 22 Temmuz'da Mars ve Plüton arasında bir uyumlu üçgen açı var. Bu askeri konularda başarı getiren bir şey Hı -hı. esasında. İçinde bulunduğumuz dönemde hep askeri mevzular ön planda tabii hı hı, ki bir hı. tarafında. Bazen ülkeler, liderler, e, komutanlar harekete geçmek için uygun zaman beklerler. Özellikle askeri konularla ilgili hareketlenmenin çok artacağı bir zaman dilimi muhtemelen hı hı. pazartesi günü bu bağlamda kullanılabilir hı hı. diye hı hı. bir tahmin yürüteyim. Hı hı. Ee, en azından astroloji bilen... Hı hı. bazı kurumların kullanabileceği bir zaman dilimi olabilir. E, ve 22 Temmuz'da Güneş'in artık Aslan burcuna geçişini deneyimliyoruz. 23 Temmuz'da Güneş ve Plüton arasındaki karşı taşı etkili oluyor. Hı hı. İşte bu güç çekişmeleri ve meydan okumalarını beraberinde getiriyor. Güneş'in Aslan burcuna geçişi liderlerle alakalı, yöneticilerle hı hı. alakalı. Hı hı. Başkanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ve burcundaki Güneş sahnede olmakla alakalı. Ben de varım demek. Hı hı, hı. Dolayısıyla artık liderler için öne çıkma zamanı da geldiğinden dolayı Güneş Plüton karşıtlığı meydan okumalar hı hı. karşılıklı. Ee, burada Vladimir Putin'in astroloji haritasında etkilenme başlayacak. Bir de yine Vladimir Zelenski'nin astroloji haritasına tetiklenmeler başlayacak. Ee, o yüzden Rusya-Ukrayna arasında hı hı. iplerin gerilmeye başlayacağını da buradan itibaren hissedebiliriz. Astroloji haritalarını bildiğim liderleri ya da şu anda aklıma gelenleri söylüyorum ama bir genelleme olarak da zaten hı. bunu düşünebiliriz. Peki Öner Bey şunu sorsam, liderlerin sahneye çıkması sürecinde bu yeni bir liderin sahneye çıkması olarak da yorumlanabilir mi? Yani belki dünyada adını yeni yeni duyacağımız isimlerin sahneye çıkışı söz konusu olabilir mi? Olabilir. Önümüzdeki hafta, Aslan burcunda bir yeni ay var. Aha. O yeni ayla beraber bu dediğiniz daha fazla olabilir. Çünkü yeni ay Akübens yıldızıyla kavuşuyor olacak. Haftaya zaten hı hı. onun bilgisini vereceğim. Akübens de savaş becerisi hı hı. ve özellikle liderlik becerisiyle çok alakalı. Ee, belki de orada hı hı. E, liderlik etme becerisiyle dikkat çeken ön plana çıkacak gerçekten. hı. hı, hı. Ve Merkür Başak Burcu'na 26 Temmuz'da geçiyor. Başak detayla alakalı, en ince ayrıntısına kadar bir şeyleri irdelemekle alakalı, hesap kitapla alakalı. Yani hesabımızı kitabımızı daha iyi yapmamız gereken bir sürece Hı -hı. giriyoruz evet. 26 Temmuz'dan itibaren. Bu arada Ağustos ayı içerisinde Merkür Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Hı -hı. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım. Hı -hı. Çünkü... Hani gerilemeden önce son çıkış diyeceğiz tabii, haftaya. Tabii, 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 e, tabii Halledin işlerinizi çünkü sonra halletmek zor, zor olacak yaşayacak. diye. Merkür Retrosu öncesi evet, son çıkış. Girmeden bu hafta işlerimizi organize edebiliriz. Evet. E, hatalarımızı yakalayabiliriz ki daha sonra başkaları yakalamadan biz kendimiz Çok hataları doğru. görelim. E, ve 26 Temmuz tarihi Güneş Mars arasındaki uyumlu açı bahsettiğim özellikle askeri konularda veya öne çıkmak gereken, yönetmek gereken, ben bu işi idare ederim dememiz hı hı. gereken konularda da geri adım atmadan önde olmamız gereken bir zaman dilimi. Yani aslan zamanı bize diyor ki yönet, merkezde ol hı hı. E, ve elini taşın altına koy. koy. Yani aslında motivasyonumuz kırıldıysa bile Öner Bey e, kenara çekilmeyelim öyle mi? Evet. Zaman bizi destekliyor mu? Bu sahnede olma, Hı -hı. cesur olma ve e, liderlik yani bir şeyi yönetme becerisini ortaya koyma zamanı. Hı -hı. Hiçbir kimseden sorumlu olmasak bile kendimizden sorumluyuz. Evet kendi hayatımızdan Aslan irade ortaya koymakla alakalı. Dolayısıyla evet. bu zaman diyor ki başkasına bırakma, Kendine. sen de iradeni ortaya koy, kararlı ol, ne istiyorsan konuş. Harika. Şimdi Algol Yıldızı'yla bu arada Uranüs'ün kavuşumu... Hı -hı. Çok etkili, hı hı. sert olaylara açık bir taraf yine algolün olduğu yerlerde hı hı. devrede olacak demektir önümüzdeki bir müddet için. Bir Şimdi sonraki bir sonraki haritamızda Türkiye nasıl etkileniyor? Baya çarşı karışmış yine. Evet, evet. burada <gülüyor> <gülüyor> Gene gerçekten finansal konular arasından baskı yaratan bir zaman dilimi Dolunay'ın ardından özellikle hı hı. bu önümüzdeki haftayla beraber Burada birkaç şey dikkat çeker. Yani finansal konularda hı hı. yeni bazı gelişmeler, yeni adımlar, düzenlemeler aslında güzel esasında. Hı hı. Hani iyi idare edilebilirse önümüzdeki hafta dahil bazı düzenlemeler yapılması <laughs> açısından iyi. Çünkü Ağustos ayı finansal açıdan çok kritik geliyor. Ağustos ortasından sonra özellikle. Yani Temmuz ayının ikinci yarısında daha evvel konuşmuştuk. Evet. Burada da bazı kritik etkilerden bahsetmiştik ama Ağustos ayında bunun çok daha fazla olacağını düşünebiliriz.